Seyfullah Akbaş. Ekber baba. Ne olur affet beni. Emir'in adamları çok eziyet ettiler bana. Ben direndim. Zorla telefonumu aldılar. Ben seni satmadım Ekber baba. Satar mıymış seni? Her suçun cezası ayrı ayrı olur. Seyfullah. Köpek kulübesinde beslediğim herifin ne yediğini biliyorsun. Ekber baba. Vallahi satmadım seni. İki gözüm önüme aksın. Kur'an çarpsın baba satmadım. İhanetin cezasını da biliyorsun. Bak, bu benim en kıymetli koleksiyonum. Koleksiyonuma bunu katmak için dünyanın daha öbür ucuna gittim ki ben uçakları sevmem. Hayatın sırrı ölümdedir. Ben hayatım boyunca bu sırrı öğrenmeye çalıştım. İnsan ölüme en yakın olduğu anda neler oluyor? Beni ilk kez çocukken ısırdı yılanlar. Yılanlar diyorum bak. Gaziantep'teyim, köyde. 7 yaşındaydım. Bir kuyuya düştüm. Kuyuya düştüm, bir baktım kuyunun dibi böyle sallanıyor. Ne oluyor diye aşağı bir baktım. Yılanlar. Ben diyeyim Eli, sen de 100 yılan Seyfullah. 4-5 tane Seymen ısırdı. Ama bilincim açık. Sonra yığılıp kalmışım onların arasına. Ama onların arasında yatarken öyle güzel bir huzur duydum ki anlatamam. İşte o gündür bugündür yılan zehrine merak sardım Seyfullah. Doktor, hadi başlayalım. Peki, yapma efendim. Baba. Allah aşkına yapma. Ömür boyu adamın olayım. Allah rızası için. Of! Yapma baba. Seyfullah, beni duyuyor musun? Bir günlük ömrüm kaldı. Önce ateşin yükselecek. Sonra felç olacaksın. Kabuslar göreceksin. Bu dünyada en korktuğum şey gelip seni bulacak Seyfullah. Seyfullah. Ama bak. Böyle bir ölüm kimseye nasip olmaz. Ekber. Tadını çıkar. Baba. Yapma ne olur yapma. Fazla yer falan yok mu? Allah aşkına fazla yer verin. Ekber baba! Bazı yer verin! Ekber baba! Ekber baba! Yine de canım çekti. Baba! Kara kızı ziyaret edeyim ha. Ne baktın? Şişt kızım, ne yapıyorsun? Gerildim anne, ne yapayım? Ben de gerildim. Sırıt biraz. Sırıt Leyla. Geldiğime de pişman oldum zaten.
Oo, hoş geldiniz Oya Hanımcığım. Ay. Hoş geldiniz efendim. Ay. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Kızınız mı yoksa? Evet, bu kızım Ayda. Hemen tanıdım. Güzelliğini kimden aldığı belli. Yani sizi o kadar övünce o da gelmek istedi. Geleyim mi, geleyim mi anne diye tutturdu. Ha, iyi etmiş. Hoş geldin Aydan kızım. Hoş buldum, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bak şimdi birden heyecanlandım işte. Yani bu kadar güzel iki hanımla az sonra yemek yiyeceğim. Bunu hak etmek için ben ne yaptım acaba? İlla ki bir şey yapmışsınızdır. Aa, ne kadar güzel eviniz. Beğendiğinize sevindim Oya Hanım. Yalnız mı yaşıyorsunuz burada? Yani bu dışarıdaki suratsız beyleri saymaz. Evet, bu koskoca evde tek başıma yaşıyorum. Yalnızlık zor değil mi? Yani nasıl başa çıkıyorsunuz? Oya Hanım, asıl yalnız yaşayanlar kalabalık aile içinde yaşayanlardır. Böyle vıcık vıcık, üst üste. İnsanın kendi başını dinleyeceği bir alanı olmalı. Hoş, bizim evde de bu pek mümkün değil. Çünkü bizim evin gireni çıkanı, gürültüsü, patırtısı hiç eksik olmaz. Lafı uzattım galiba, kusura bakmayın. Yemeğe kadar sizi ben burada ağırlayabilirim. Buyurun. Şöyle geçelim. Gel Aydancığım. Buyurun, oturun. Buyurun. Teşekkür ederim Mustafa. Teşekkür ederim. Oya Hanım, ben size karşı çok mahcubum. Ay yok canım. Evet, öyle oldu. Yani dün sizi hayal kırıklığına uğrattım. Ama bakın bugün yeni bir aşçı geldi. Mustafa, şef aşçı. Size ödüllü yemekler hazırladı. Ay ne zahmet ettiniz. Biz dışarıdan kuru fasulye söylerdik. Ben soğanımı getirmiştim. Tamam Mustafa, gidebilirsin. Evet, hadi buyurun, buyurun. Ekber baba. Söyle. Karakız. Kaçmış yine. Karakız. Kaçmış mı? Evet. Ben nereye kaçar? Evin bir köşesine girmiştir, git bak. Hayır, ben misafiriniz var ya, öyle uyarayım dedim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Karakız kim? Ya da ne? Yani korkmalı mıyız? Yok canım, korkacak bir şey yok. Oya Hanım, rica ederim. Ama şimdi siz ne olduğunu söylemeyince insan bir merak ediyor tabii. Evet, Karakız. Karakız benim yılanım. Yılanınız mı? Evet. Yani şey mi o, hani bildiğimiz o sürüngen, hani o şey ince uzun şey mi yani? Evet evet, yani orijinal yılan. Ama bu kadar rahat olduğunuza göre hani böyle küçük zararsız bir şey herhalde. Yok, küçük değil. Hani büyük de değil, midi. Ama zararsız. Yok, zararlıdır. Zehirli. Ama zehri ölümcül değil. Yani beni düzenli ısırır. Hayır. Şimdi bakın Oya Hanım, kara kız böyle ısırdığı zaman orada bir sancıma başlar. O sancıma böyle vücuda yayılır. Sonra insanın vücut ısısı yavaş yavaş yükselir. 38, 38.5, 39. Sonra böyle nefes almaya başlarsınız. O kadar güzel kafa yapar. Tavsiye ederim Oya Hanım. Şaka bu yani, böyle bir şey olabilir mi, şaka yani, evin içinde ne arar öyle hayvan. Aa, anne şaka değil. Nereden anladın? Bize doğru
Hamit! Kara kız, şişt. Al şu kara kızı. Ekber Bey, bilerek mi yapıyorsunuz siz bunu? Rica ederim, bir şey değil. Otur, otur. Ama bakın şu an kalpleriniz iki kat atıyor değil mi? Bakın dinleyin kalplerinize. Ha? Evet, evet. Oturun. Az önce masada böyle ölü gibi duruyordunuz. Şimdi canlandınız değil mi? Canlandınız, evet. Sizin çığlıklarınız da benim iştahımı artırdı. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Yani ilahi Ekber Bey, hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Benimle vakit geçirirseniz daha neler nelerle karşılaşacaksınız. Kimse yok mu dedim? Kardeşim için. Sevgilini düşünsen daha iyi edersin daha. Sevgilim. Aydan. Bak. Abdullah ana. Ne oluyor lan? Silahını indirirsen konuşuruz Dahan. Beni vurursan onu kurtaramazsın. Onun ölmesini istemiyorum. Onun için silahını indir ve sakin ol. Konuş lan! Konuş! Konuş ne yaptın lan ona? Konuş! Ben aslında Enver'e söz vermiştim. Kadınlara dokunmayacaktım. Ama sevgilin buna hak etti. Ben evime çağırdım onları. Muhabbet ettik. Ağırladım. Soframa oturdum. Yarın yine buluşacaklarmış. Nerede? Meğer benim evime casusluk yapmaya gelmiş. Yani cezayı hak etti. Benim burada olacağımı gidip hemen Enver'e yetiştirmiş. Enver de beni burada rahat vursun diye. Bu durumda ayrımcılık yapamam daha. Erkek ya da kadın fark etmez. İhanet eden bedelini öder. Lan daha ne kadar dinleyeceğim lan seni? Konuş lan, ne yaptın Aydan'a? Konuş! Konuş. Daha ben ona bir şans verdim aslında. Eğer korkmasaydı bütün bunlar olmayacaktı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne yaptın lan? Çözsene beni, çözsene. Senin Allah belanı versin. Üfkelisin, atarlısın. Sevgiline benziyorsun. Ama öfke iyidir. Hayatta tutar insanı. Sen ne istiyorsun ya benden? Ne hakla beni burada zorla tutuyorsun? Ne zannediyorsun sen kendini? Aydan kızım, bana bugüne kadar yapılan bütün kötülüğün cezasını verdim. Sen Enver'le buluştun biliyorum. Bunun cezası ölümdür bende. Zehir verdiririm. Ve o acı çekerken ben de onu seyrederim. Ama seni sevdim. Kim bilir, belki ileride üvey kızım olabilirsin. Ölürüm daha iyi. Duydun mu? Sen bilirsin. Aydan, kara kızı hatırladın mı? Hani yemekte göstermiştim size bu zehirli olup da ölümcül olmayan. Ama benim bir arkadaşım daha var. Ve ben onu çok uzaklardan getirdim. Hindistan. Nereden? Güney Amerika.
Amazon'da. Ama ne Amazon'da? 5-6 saat içinde insanı tahtalı köye gönderir. Ve 5-6 saat cehennem azabı çekersin. O derece yani. Ben 1 saat denedim. Evet. Panzehir var. Tabii zamanında hastaneye yetiştirebilirlerse. Ne istiyorsun sen benden? Niyetin ne senin? Çıkarın çoraplarını. Niye çoraplarımı çıkartıyorsunuz ya? Hayır, niye çoraplarımı çıkartıyorsunuz? Ya bıraksana! Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun benden? Aydan, sakın kıpırdama. Debelenme. Hele üstüne basma. Eğer bunları yaparsan ısırır. E tabii, o da kendince haklı. Onu oradan çıkarmayacaksın değil mi? Yapmayacaksın bunu değil mi? Amazon'la arkadaşı halıya bıraksana. Sırdı dedin. Ben mi yanlış anladım? Ama ben onu söyledim. Debelenme dedim. Kıpırdama dedim. Korkma. Bu korkunun kokusunu alır dedim. Ama o gitti ayağına bastı. Lan. Nerede lan Aydan? Söyle lan, nerede Aydan? Söyle. Bak, tekrar ediyorum. Beni öldürürsen Aydan'ı asla bulamazsın. İndir silahı. Bırak yakamı. Şimdi ben şu kapıdan sağ salim çıkıp gideceğim. Adamların seni arayacaklar. Aydan'ın yerini söyleyecekler. Onu kurtarmanı istiyorum. Gerçekten sevdim onu. İleride gelip Ekber Baba teşekkür ederim diyecek. Eğer kurtulursa güçlenecek. Sen de öyle. Görüşürüz daha. Daha. Kapıyı lütfen açar mısın? Teşekkür ederim daha. Nereye götürüyorsunuz beni? Nereye götürüyorsunuz beni? Bir şey söylesenize.
Allah'ım ne olur yardım et.